başka bir isim bulmamışlar, adına marif modeli demişler. Bu modelle birlikte aslında sevgili canlar, bu modelle birlikte artık okullarımız gerçek anlamda birer medreseye, birer dini kuruma dönüşmek ve dönüştürülmek istemiyor. Sebep ne? Buradaki arzuladıkları şey ne? Bu ülkenin muktediri kalktı, dedi ki bizim asıl amacımız dindar, kindar bir nesil yetiştirmek. Bu nesli yetiştirecekleri alan neresi en önce? Elbette ki okullar. Hem de kreşlerden başlayarak, ana sınıflarından başlayarak üniversiteye kadar. Dindar, kindar. Ama bir şeyi unuttu söylemeyi, onu da biz hatırlatıyoruz. Sadece dindar ve kindar olması yetmez, aynı zamanda itaatkar bir toplum yetiştirmek gerekiyor. İtaat eden, karşı çıkmayan, aslında tümüyle biat eden, biatçı bir toplumun yetişmesi gerekiyor. Farkına varamayan, fark etmeyen ve ne denirse, ne istenirse onu yapan. Çünkü iki eğitimcinin arasında oturuyorum. Sevgili canlar, eğitimin zaten üniversitelerdeki tanımı da aynen bu. Eğitim, toplumda, bireyde istendik davranış edindirme sürecidir diye tanımlanıyor. Yani bireyde istendik davranış. Nasıl bir bireyin oluşmasını istiyorsanız öyle bir program sürdürmek zorundasınız. İşte bu müfredatın tam da uygulamaya konulduğu dönemde böyle bir buluşmayı gerçekleştirdik. Türkiye'de okul öncesi eğitiminden tutun da üniversite son sınıfa kadar eğitim tam anlamıyla ulaşamıyor. Birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Bu da eğitimin niteliğini olumsuz olarak etkiliyor. Şimdi fiziki olarak okulların, sınıfların eksik olması, derslerin boş geçmesi ve bu boş geçen derslere atanması yapılmayan ülkemizde 400 bin aşkın öğretmen olmasına rağmen hiçbir koşula bağlı kalmadan bu öğretmenlerin ataması yapılarak doldurulması gerekirken bunun yerine sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin tercih edilmesi, ayrıca okullarda yeterli hizmetlinin bulunmaması veliye ve öğrenciye hizmetin az gitmesine neden olmaktadır. Bunun dışında son zamanlarda küçük çocuklara taciz, tecavüz ve cinsel istismarın giderek arttığını gözlemlemekteyiz. Çeşitli cemaatlere bağlı vakıflara, yurtlara, okullara öğrencilerin yönlendirilmesi, öğretmenler arasındaki eşit işe, eşit ücretin ortadan kaldırılması gibi birçok sorunun çözümü beklemekte. Ancak bunların çözümü için hiçbir adım atılmamaktadır ülkemizde. 85 milyona ve 18 milyon insana dayatamazsınız. Böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil. Biz okulları geziyoruz. Bunu öğretmen arkadaşlarımız da aslında bu müfredatın nasıl aktarılacağı konusunda bir bilgi sahibi de değil. Bununla ilgili okullar açılınca hızla bir haftalık bir seminer vereceğiz dediler. Seminer verecek insanlar müfredatı bilmiyor. Seminerde bu müfredatı anlatacak görevlendirdikleri insanlar bunun ne getirip ne götürdüğünü bilmiyor. Bu kadar çarpık, bu kadar eğitimi gözden çıkartan ve eğitimi bu halkın çocuklarını bu şekilde niteliksiz eğitim ile siz bu toplumu, ülkeyi geleceksizleştirirsiniz. Bu açık. Bu nedenle bu konuyu zaten gündemleştirirken 85 milyon yurttaşımızın bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Biz sendikal hareket olarak elbette ki bununla ilgili mücadele yürütüyoruz. Elbette ki dost kurumlarla, kuruluşlarla, sevgili genel başkan az önce ifade etti, eğitim hakkı platformu, bunun önce müfredata hayır platformu adı altında onlarca kurum bir araya geldik. Şimdi de eğitim hakkı platformu ile buna karşı bir mücadele yürütüyoruz.
Fakat toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Toplum bu sonuç itibariyle bizim çocuklarımız, bu halkın çocukları. Biz sahip çıkmak durumundayız. Bu sorunları gündemleştirmek, burayı yaz boz tahtasına dönüştüren, bu halkın çocuklarını gözden çıkartan ceberrut bu iktidara karşı tutum geliştirmeliyiz.